Rusya demişken, Rusya'da başarısız isyan girişimi ve lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi, öldüğünün açıklanmasının ardından Rus paralı asker grubu Wagner'in akıbeti hala belirsizliğini koruyor. İngiliz hükümeti ise Rusya'daki paralı asker şirketi Wagner'i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor. Hemen detayları alacağız. CNN Türk Londra temsilcimiz Metin Güneş bizlerle birlikte. Metin Güneş, merhaba. Kolaylıklar diliyoruz. İngiltere'nin bu Rus paralı asker grubu ile ilgili adımı ne anlama geliyor? Ne konuşuluyor bu karara dair? Evet Büşra, tasarı bugün parlamentoya sunuldu. Parlamento onaylar onaylamaz da Rus paralı asker örgütü Wagner İngiltere'nin terörist örgüt listesine alınacak. Bu örgüte mensup olmak ya da desteklemek suç sayılacak bundan böyle. Bu grup Rusya'nın Ukrayna 2022 yılı Şubat ayında başlattığı işgalde önemli rol oynadı. Ayrıca Suriye, Orta Afrika, Sudan ve Libya'da da aktif rol üstlendi Wagner. İngiltere İçişleri Bakanlığı grubun şimdiye dek yaptığı icraatların niteliği ve ülke dışında, yani İngiltere dışında İngiliz vatandaşlarına yönelik tehdit oluşturduğu gerekçesiyle terörist örgüt statüsüne alınacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Suella Braverman, Wagner, Vladimir Putin'in Rusya dışında kullandığı bir şiddet örgütüdür. Putin rejimi yarattığı bu canavarı ne yapacağına karar vermeye çalışırken Wagner'in faaliyetleri Kremlin'in siyasi hedeflerine hizmet etmektedir diye konuştu. Wagner bir terör örgütüdür, bu kadar basit dedi İçişleri Bakanı. Bu karar Wagner'in lideri Yevgeni Prigozhin'in geçtiğimiz ay bir uçak kazasında ölmesinin ardından geldi ve şimdi İngiltere hükümetinin böyle bir karar alması geç kalmış bir adım olarak görülüyor. Peki Wagner'in terörist örgüt kategorisine alınması neye yarayacak, ne anlama gelecek? Yasa parlamentodan geçer geçmez bu gruba üye olmak, grubun para transferi de dahil olmak üzere her türlü faaliyetine destek vermek suç sayılacak ve bu suçlara 14 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ama burada asıl amaç Wagner ve üyelerinin İngiltere'deki mal varlıklarına da el koymak. Bazı Wagner üyelerinin Londra'da emlak yatırımları olduğu biliniyor. Wagner'in veya Wagner üyelerinin mal varlıkları terörist malı olarak görülüp el konulabilecek. Ayrıca uluslararası bankacılık sisteminde para akışı engellenecek ve böylece grubun mali ve lojistik desteğine de büyük darbe indirileceği söyleniyormuş. Çok teşekkürler Metin Güneş.